Merhaba Levent Bey. Merhaba Melike. Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Sürpriz bir karar oldu. %45'ten 50'ye çıkardı. Aslında sabit tutması bekleniyordu. Bu karar enflasyonla mücadeledeki kararlılığını göstermesi açısından önemli bir adım oldu. Fakat enflasyonla mücadele niye dar ve sabit gelirlinin üzerine yıkıldı? Mesela vergide adalet neden sağlanmıyor ya da kamu niçin tasarruf yapmıyor? Evet. Bence faiz artırmanın enflasyonla mücadele olduğu konusunda pek emin değilim. Birkaç tane böyle dostum ekonomistle de sohbet ettim epeyce. Bence artık iş çığırından çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar, yani seçim 2023 seçimlerine kadar rasyoneliteden uzak ekonomi politikaları dediğimiz, hani faiz sebep, enflasyon sonuç politikasıyla ülkeye verdiği zararı şimdi faiz artırarak veriyor. Çünkü bir şeyi vaktinde yapmadığınızda sonradan attığınız adımlar o aynı amaca matuf olmuyor. Evet, dünyada genel olarak enflasyonu düşürmek için faiz artırmayı bir araç olarak kabul ediyor bütün dünya ekonomistleri. Ama vaktinde olursa, yani o vaktinde yapılırsa ancak, niye? Piyasadaki talebi düşürsün, yani piyasadaki canlılığı ortadan kaldırsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini kazanabilmek için bir yıl boyunca o meşhur "ben bu can bu bedende duruyorken kimse faiz artıramaz" sloganı vardı ya, meşhur. Evet. O şeyin arkasına saklanarak sırf 2023 seçimlerini kazanmak için, yani içerideki canlılığı öldürmeyelim, yeter ki piyasa canlı olsun, gerekirse enflasyon çıkarsa çıksın sonra indiririz mantığıyla o zaman faizleri vaktinde artırmadı, şimdi de etki etmiyor artık. Kaça çıkarsa çıkarsın etki etmiyor. Ben hatırlıyorsan daha önce, yine bundan birkaç ay önceki bir faiz artırımında şöyle bir örnek vermiştim. Bir insanın, düşün, böbreğim arızalı, böbrek yetmezliğim var. Bundan kaynaklanan oluşuyor, tansiyonum. Ve doktora gidiyorum. Doktor bana diyor ki, ya da bildiğimiz insanlar, tuzlu ayran, tansiyonum düşüyor diyelim. Bana diyorlar ki tuzlu ayran içersen tansiyonun dengeye gelir. Ama o tuz aslında böbreği daha da çürütüyor. Şu anda Türkiye'deki durum biraz bundan ibaret. Yani artırılan her faiz vaktinde artırılmayan nasıl ki ülkeyi batırıyor idiyse, şimdi artırılan faiz aynı etkiyi yapıp biraz daha batırmaya götürüyor. Peki bazı ekonomistler niye bu kadar mutlu oluyorlar? O da şundan, biraz korkuları var. Acaba bu rasyonel politikalardan bir dönüş olacak mı? Seçim öncesi ekonomi yönetiminin böyle cesur bir karar almasına seviniyorlar. Ama o cesur karar biraz intihar gibi bir şey. Yani intihar ederek yukarıyı etkisi altında olmadığını, iktidarın çok da etkisi altında olmadığını, hala bağımsız olduğunu göstermiş oluyorlar. Ama sen de biraz önce söylediğin gibi faiz kararı kimi ilgilendiriyor? Türkiye'nin %20'si gelirin %50'sine sahip. Yani 17 milyon bir üst tabaka var, kaymak tabaka. Onlarda para var. Geriye kalan yaklaşık 65 milyon, 68 milyon, 85 kabul edersek, 68 milyon insan yoksul. Faizi artırdığında o 15 milyonun parasının değerini korumaya dönük bir şey yapmış oluyor. Peki kim ödüyor faizi? 65 milyon. Emekli, ücretli, asgari ücretli, esnaf, şu bu. Ve ne yazık ki ekonomistler de dikkat ediyorum, büyük bir sorumsuzlukla devam ediyorlar. Sanırım cesaretleri Türkiye'deki asıl sorunun siyasi kriz olduğunu söylemeye yetmediği için, kimilerini tenzih ederek söylüyorum, tabii ki var. Ama işi getiriyorlar böyle sabah akşam faize, dövize, işte enflasyona dayatıyorlar, kilitliyorlar ve bütün toplumun acaba faiz arttığında enflasyon düşecek mi? Düşmüyor. Bak, %8'lerden %45'lere getirmiştin, hala düşmedi. Yetmedi, bugün %50'ye çıkardın. Yine yetmeyecek, belki 55'e çıkaracaksın. Peki bu kimin cebinden gidiyor bu %55? Yani buradaki %20'lik dediğimiz 17 milyon parasını korumak için kimin cebinden topluyor? Geriye kalan 65 milyonun cebinden parayı çekiyorlar. bu 17 milyon kişinin parasının değerini korumak üzere harcıyorlar, yapıyorlar. Bunun yanında dış borçlanma katlanıyor, iç borçlanmanın faiz oranı yüksek olduğu için katlanıyor. Büyüye büyüye gidiyor. Bugün 5 lira borcum vardı. 5'i kapatmak için 6 lira, yani 5 lira borç buluyorum. 1 lira da faiz ödeyeceğim diyelim. Oluyor borcum 6 lira. Bir sonraki ay 6 lirayı kapatmak için 6 lira borç alıyorum. 1 lira da faiz ödeyeceğim. Oluyor 7 lira. Bir sonraki ay artıyor. Üretim artmıyor, yatırım artmıyor. Çünkü bu faiz ortamında yani bir bankaya götürüp 1 milyon, bugün bankaya 1 milyon lira yatırıyorsun. Ayda 50 bin liraya yakın bir para verecek sana aylık. Şimdi ayda 50 bin lira kazanan bir adam niye bir yatırım düşünsün ki? Rant. Rantla karın arasındaki fark vardır. Kar üretimle irtibatlı bir şeydir. Rant ise sömürüyle ilgili bir şey. Ve bunu nas var, ayet var, haram var, benim bu bedenim, bu can bu bedende olduğu müddetçe kimse faizi artıramaz diyen bir adam şu anda herkesin gözü içine baka baka faizleri artırıyor ve sadece hukukun yokluğunun faturasını 65 milyon kişiye ödetiyor. Demokrasinin yokluğunun faturasını 65 kişiye ödetiyor. Kendi iktidarda kalabilmek için oluşturduğu tek adam rejimi dediğimiz rejim krizinin faturasını 65 milyona ödetiyor. İçerideki düzensizlik, kuralsızlık, hukuksuzluk, ekonomistler genelde bunu yapısal reformlar adı altında söylüyorlar. Yapısal reform dediğimiz tek bir şey var. Bu ülkenin süratli bir şekilde tek adam rejiminden çıkıp kurallarla, kanunlarla, kurumlarla yönetildiği bir ülkeye dönüşmesi lazım. Peki mevcut iktidar bundan vazgeçmiyor. Bunun yerine ne yapıyor? Faiz artırıyor. Ne yapıyor aslında? Şunu demiş oluyor. Ben bu iktidarımı sürdürebilmem için bütün bir ülkenin kaderi benim bir kişinin iki dudağı arasında kalması için 85 milyon her ay para ödeyecekler. Ülkeden kemire kemire ödeyecekler. Ve biz biraz daha bata biraz daha bu korkunç ülke korkunç bir sarmala girdi. Enflasyon, döviz, faiz sarmalına. Ve burada en büyük geleceğim. Burada en büyük şeyi dediğimiz gibi yoksul kesimler ödüyor ve hep beraber ödeyeceğiz. Ve bize en küçük bir ışık yok. Bak faizleri 8'di. 45'e çıkardılar değil mi? Daha şurada son bir ay içerisinde. 8 ayda çıkardılar. Yeni çıkardılar. Son bir ay içerisinde Merkez Bankası'nın el altından sattığı faize rağmen dövizi tutabilmek için sattığı dolar 20 milyar dolar. Ve İşte bugün gördüm swap hariç Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 69 milyar 70 milyar dolar civarında. Madem artıracaktı neden sattı o rezervleri? Çünkü o ay artırmadılar. Acaba buradan toparlayabilir miyiz? Buradan döndürebilir miyiz? O 2 aylık mesafe durmanın faturası 20 milyar doları satarak dövizi ancak 32-33'lerde doları, euroyu da 36'larda, 37'de ancak tutabiliyorlar. Bu baskı devam edecek. İsterse 65'e çıkarsın, isterse 80'e çıkarsın. Bu ülkede doğru düzgün kurallar işlemediği müddetçe, tek adam rejiminden vazgeçilmediği müddetçe burada ekonomi düzelmeyecek. Ben ekonomistlerin artık bu işlere karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir ekonomi sorunu değil. Ekonomik yorum yaparak insanların kafasını karıştırmaktan vazgeçmeliler. Bu bir siyasi kriz. Biraz önce söylediğim gibi böbreği iflas etmiş bir adama tansiyonunu çıkarmak için tuzlu ayran önermek neyse, ekonomistlerin faiz artışı önermesi aynı şeydir. Tam tersi siyasetçiler çekilse aradan, yani ekonomistlere bırakılsa bu mevzu. Yapamazlar. Önce siyaset kendi ürettiği krizi çözmesi lazım. Yani rejimi değiştirerek bir kriz ürettiler. Yani hukuk ortadan kaldırdılar, kurumları yok ettiler, denge denetlemeyi yok ettiler. Özgürlükleri kısıtladılar. Siyasetçiler yaptı. Bunu ekonomistler yapamaz. Ekonomistler rejimi değiştiremez. Ekonomistler Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa edemez. Ekonomistler hukuku, yani burayı bir hukuk devletine dönüştüremezler. Ekonomistler özgürlükleri daha kalıcı, daha genişletici bir tavır politika geliştiremezler. O yüzden ekonomistler niye bu konu üzerine konuşuyorlar ben anlamıyorum. Ve konuşmaları da tam tersine daha da artırıcı bir işlevi var. Dün çok sevdiğim, saygıda duyduğum bir ekonomist, adını vermeyeyim. Çünkü mesela tweet atmış, döviz alın diye. Bu artık bir muhalif olmaktan Türkiye düşmanlığına geçmek olarak yorumluyorum ben bunu. Yani insanlar bazen güya oraya, yani siyasi krize itiraz edeyim derken döviz alın diyerek yangına benzin de dökmüş oluyorlar. Döviz alsın neyle alacak ki? Zaten 65 milyonun evinde para mı var? Döviz alın dediğin adam zaten faizle, rantla parasını bir şekilde koruyor, 17 milyon. Sen döviz alın dediğinde döviz artıyor. O dövizin maliyeti ekmeğe, peynire, zeytine, ete yansıyor. Onun da faturasını asgari ücretli ödüyor, esnaf ödüyor, işçi ödüyor. Ve bunu birçok muhalifte görüyorum. Ekonomi batacak, döviz almanız lazım. Ekonomi çok kötü olacak, işte altına yatırım yapmanız lazım. Önümüzdeki aylarda yerle bir olacağız, bilmem. Arkadaş, bu iyilik değil ki. Sen ne konuşuyorsun bu konularda? Burada bir siyasi kriz var. Önce hepimiz dönüp iktidara bu siyasi krizi çöz, bu rejimden vazgeç, buradan çık dememiz lazımken ekonomistler böyle saçma sapan gerçeği konuşmak yerine kendilerine bir vazife çıkarmak, kendilerine bu ortamda önemli bir pozisyondaymışlar gibi, sanki söylediklerinin bir anlamı varmış, sanki söyledikleri bir reçeteymiş, sanki mevcut iktidar bu haliyle Türkiye'nin en iyi ekonomistinin dediklerini yapsa işler yoluna girecekmiş gibi bir algı yaratıyorlar. Mevcut iktidar, tekrar söylüyorum, tek adam rejimi değişmediği müddetçe, denge denetleme kurulmadığı müddetçe, hukuk tesis edilmediği müddetçe, dünyanın en iyi ekonomisini getirsinler, onun verdiği reçeteyi uygulasınlar, yine burası düzelmez. O yüzden ekonomistler bence biraz susmayı öğrenmeliler. Kendi öngörüleri doğru çıkacak diye yangın daha da büyüyor, daha da berbata gidiyor. Evet, bu krizi Erdoğan da kabul ediyor. Mesela dünkü mitinginde hayat pahalılığını, işte dar gelirlinin refah seviyesinin düştüğünü söyledi. Ama dedi ki enflasyon düştükçe refah seviyeniz de artacak. Bakıyorum benzin fiyatlarına, bir haftada 2 kez zam geldi. Dün akşam mesela 1 lira 34 kuruş geldi. Nasıl yükselecek? Kimse bilmiyor ki. Bence Erdoğan da bildiğini zannetmiyorum. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işi çözmek isterse çok basit. Ya bu 2 kere 2 4. Çıkıp şunu diyecek: ben yanlış yaptım. Ben yanlış yaptım rejimi değiştirerek. Dünyada tek adam rejimine geçmiş, ayakta kalmış bir tane ülke yok. Ben de aynısını yaptım. Bunu toplayacağız, meclisi, muhalefeti toplayacağız. Buradan yeniden denge denetlemenin olduğu, kurumların olduğu bir sisteme geçeceğiz demesi lazım. O konuşmada bir şey daha söylüyor. Sınanıyoruz diyor. Değil mi? Emeklilere, evet, diyor. Evet, dar gelirlere sınanıyoruz. Kim sınıyor? Yaptın, yanlış yaptın. İnat ettin. Vaktinde faizi artırmayarak inat ettin. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek ekonomiyi batırdın. İsraf ekonomisiyle, yolsuzluklarla, yani maliyeti 5'e katlanmış yatırımlarla, yap işlet devlet modelinin ülkeye yıktığı ağır faturalarla, Osman Gazi Köprüsü mü deriz, Çanakkale Köprüsü deriz. Tamam, çok güzel köprüler. Ama 1'e mal olacak şeyi yap işlet devletle 5'e mal ettin. Onların şimdi ağır faturası var, sınanıyoruz diyor. Niye emekli sınanıyor? Niye mesela bugün, yanılmıyorsam, rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim, 2024 yılında, yani 3 ay, yani 2024 sarayın bütçesi 1 milyara yakın. Bir yıllık bütçesinden bahsediyoruz. Saray sınanmıyor. Mevcut iktidar sınanmıyor. Zengin %17'de sınanmıyor. Sınanan sadece %65 ve yaptığını da kabul etmiyor. O kadar derin bir çaresizlik içinde kalmış ki ne yaptığı hatadan geri dönebiliyor. Hatadan geri dönse iktidarını paylaşmak zorunda kalacak. İktidarını yargıyla paylaşmak zorunda kalacak. Meclisle paylaşmak zorunda kalacak. Kurumlarla paylaşmak zorunda kalacak. Bunu paylaşmamak için hatadan dönmüyor. Hatadan dönmediği için o hatasının faturasını faizle garip kurabaya ödettiriyor ne yazık ki. Evet. Emekliler şimdi bir şey bekliyor ya, seçim öncesi belki bize bir maaş seyyanen zam diye. Dünkü yine bir başka mitinginde de emeklilere güzel bir haberim var dedi. Onlar da sevindiler. Sonra banka promosyonunu söyledi. Evet. Bir hayal kırıklığı oldu. Evet, yani oraya kadar düştü ama benim çok daha şaşırdığım 2 tane şey. Belki onu birazdan konuşuruz yine. Erdoğan'ın bütün bunları seçim atmosferinde yapıyor olması. Yani seçim atmosferinde dönüp emekliye müjde olarak banka promosyonlarını, banka promosyonu zaten emeklinin aldığı bir şey yıllardır. Bankaların kendi işiyle ilgili bir şey. Yani emekli maaşları oraya yatırıldığında oradan elde ettikleri bir faiz gelirinin bir kısmını emeklilere promosyon olarak dağıtıyorlar. Ve bu zaten var. O artmasının nedeni de faizin artmış olması zaten. Yani faiz 8'ken diyelim, 10'ken banka 2000 lira promosyon veriyor. Emekli maaşları kendi bankasından ödendiği takdirde, özellikle kamu bankalarda öyle, özel bankalarda öyle. Şimdi faiz 50'ye çıktığı için bankalar faizin gereği olarak promosyonu artırıyor. Bunun kendiyle, onunla bir alakası yok. Ama bunu bir müjde olarak veriyor çünkü tam tıkır kasa. Yani ödeyebilecek bir bütçe de yok, parası da yok. Ülkenin ekonomisi de batmış bir vaziyette. Ne toparlanabilecek bir hali var ne de en küçük bir ışığı var. Yani tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer bu seçimden sonra çıkıp da ben yaptığım hatadan yanlış dönüyorum geri, bu rejimi tekrar eski haline döndürüyorum demezse ne enflasyon iner ne ekonomi düzelir. Biz aynen daha önceki bütün dünyadaki tek adam rejimlerinin yaşadıkları sonu hep beraber yaşarız. Bu tablonun seçim atmosferine yansıdığını da görüyoruz. Mesela kaldı seçimlere 9 gün. Fakat diğer seçimlere kıyasla hiçbir yerde heyecanın olmadığını görüyorum. Sizce halk tamamen umudunu mu kaybetti? Çünkü halk ekmek derdinde, siyasetçiler koltuk derdinde. İkisinin amacı aynı değil. Bunun birkaç nedeni var. Ben de görüyorum. Yani hiç ben böyle bir seçim hatırlamıyorum. Bu kadar heyecansız, bu kadar umutsuz, bu kadar halkın ilgisiz ve siyasetçilerin bütün çabalarına rağmen toplumun dikkatini çekemiyor olmaları. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi siyasetin genel olarak çürümüş olmasına toplumun bir tepkisi. Yani sadece iktidar tarafı değil, muhalefet tarafına da olan bir tepki var. O çürümüşlükten kendini lanet olsun deyip. İki, siyasetçilerin kendi koltuk çabalarının, yani halkın ekmek ya da geçim derdine bir çözüm olmadığını da fark ediyorlar. Üçüncüsü, yerel seçimler zaten doğal olarak, genel olarak biraz şey olur, ilgisiz olur ama zaten şurada 8 ay önce bir seçimden çıkmış bir yorgun halk var. Derin bir yorgunluk. Siyasetçilerden yorulmuş, ülkeden yorulmuş, ekonomiden yorulmuş, verilen vaatlerin yapılmamasından yorulmuş. Kendisi ekmek bulamazken, kirasını ödeyemezken, çocuğuna bir ayakkabı alamazken, siyasetçilerin yukarıda koltuk kavgasından yorulmuş, belediye başkanlıkları üzerinden kendilerine rant alanı açma çabalarından yorulmuş. Yani siyasetin genel olarak bütün dünyada ama bizde biraz daha bu rejimin de etkisiyle beraber siyaset genel olarak bir iflas yaşıyor. Hem ahlaki iflas yaşıyor hem de kurumsal iflas yaşıyor aynı anda. Ve bu da topluma yansımıyor. Fakat tamam, şimdi toplumdaki ilgisizliği biraz anlayabiliriz ama ben Erdoğan'daki ilgisizliği demeyeyim de. Şimdi biz daha önce de burada konuşmuştuk. Biz, yerel seçim dediğimiz Ankara-İstanbul demek. Ankara-İstanbul Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yok. Ben bakıyorum Kilis'te, Elazığ'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Urfa'da, Manisa'da, Mersin'de mitingler yapıyor. Ama henüz İstanbul'a kadar, yani İstanbul'a doğru düzgün ilgilenmiyor. Nasıl bir şeyi varsa, nasıl bir şeyi var, kurgusu var, bir beklentisi mi var, görmediğimiz bir şey mi var? Ama şöyle bir şey duydum bugün. Ankara'dan bir tanıdığım biriyle biraz sohbet ettim. Son haftayı İstanbul'a ayırmış diye duydum Erdoğan'ın. Son hafta gelecek, her gün 3-4 tane ilçede mitingler yapacak diye. Ben pek öyle bir hava görmüyorum. Yapabilir, muhtemelen vardır öyle. Etkiler mi, ne kadar etkiler, başka bir kurgusu var mı, o kurguya göre mi? Ama dediğim gibi toplum koptu, siyasetten koptu. Siyaset bir çözüm aracı. Şimdi siyaset nedir biliyor musun? Sorunları çözme sanatıdır. Bütün dünyada budur. Siyaset bunun için yapılır. Toplumun sorunlarını çözmek için. Bizde siyaset nedir biliyor musun? Sorun üretme sanatının adıdır. Şu anda bütün sorunlarımızın temel kaynağında siyaset var. Ayrışmamızda, ekonomide, yoksulluğumuzda, umutsuzluğumuzda, mutsuzluğumuzda, her şeyde. İşte bugün açıklanmış ya, dünyadaki mutluluk sıralamasına göre Türkiye 158 ülke arasında 98. olmuşuz. Mutsuzluk, bütün bunların tek bir kaynağı var: siyaset. Siyaset iyi olmadığında her şeyi etkiliyor. Sanatı etkiliyor, eğitimi etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor, toplumsal huzuru etkiliyor, toplumsal barışı etkiliyor. Ağız tadıyla bir konsere gidip eğlenmek, hafiften bir mutluluk hissetmek, bütün bunları yok ettiler siyasetçiler. Çünkü kimisi yaptığı icraatlarla yok etti mevcut iktidar. Muhalefet ise bu iktidarın elinden alabilecek, ortaya bir siyaset koyamadığı için, toplumun önüne bir umut verici bir politika üretemediği için, sağlıklı bir birliktelik sağlayamadığı için, yeni bir Türkiye hayali yaratamadığı için o tıkanıklık insanların seçime olan ilgisini kaybettirdi. Ama dediğim gibi Erdoğan'ınki başka bir şey. Göreceğiz şimdi. Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani söylenen gelip başlayacak. Yani her hafta, her gün neredeyse birkaç ilçede miting yapacak diye. Ama dediğim gibi ben Erdoğan'ı izliyorum mitinglerini. Hiç beklemediğim bir rahatlığı var. Normalde biz şunu biliyoruz. Daha önce de bunu söyledim bir kere daha. Biz şunu biliyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandığında o artık siyasi aktöre dönüşecektir. Ekrem Bey de zaten kendini öyle kurgulamış. Muhtemelen İstanbul değil, daha çok Anadolu'yu dolaşacak. Buradan çıkarmak için bir siyasi aktörlüğe dönüşecek. Bu aynı zamanda Erdoğan'a bir sıkıntı da verecektir. Rahat ettirmez doğal olarak. Şimdi bunu biz görüyorsak, herkes görüyorsa Erdoğan da görüyordur. Ama buna rağmen bu rahatlığını neye borçlu henüz okuyamadım. Göreceğiz, önümüzdeki günlerde biraz daha netleşir. Evet, AYM Başkanı değişti. Zühtü Arslan 12 yıllık görev süresini tamamladı. Yerine Kadir Özkaya seçildi. Seçimlerden sonra yargıda bir değişiklik olacak, bir düzenleme olacak diye konuşuyoruz ya. Bu da onunla alakalı bir mesaj taşıyor mu sizce bu isim? Faiz artırmaya biraz daha devam edeceğiz demektir bu. Çünkü Türkiye'deki son kısmen de mevcut siyasetin içerisinde, mevcut yapının içerisindeki son kalan nefes borusunda Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi direniyordu kendince. Kendi kuralları vardı, bir özgürlük anlayışı vardı. Mevcut yapı içerisinde son direnen bürokrattı. Yani son direnen bir kurum Anayasa Mahkemesi'ydi. O şimdi değişti. Yerine Kadir Özkaya Bey Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Biraz araştırdım. Bu beyefendi bir kere hukukçu değil. Tapu Kadastro'da müdürlük yapıyor. Şimdi memurluk yapıyormuş. Sonra 1991'de bir sınava giriyor. Oradan hukukçu şeyi alıyor. Hukuk bilmem neyi denetlemesi gibi bir şey. Hukukçu değil ama bir denetleme. Oradan Danıştay üyeliğine gidiyor. Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde Anayasa Mahkemesi'nde raportör oluyor. Ardından Danıştay üyeliğine gidiyor. Danıştay üyeliğinden Danıştay üyeleri arasında Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmek üzere seçilen 3 üye arasından da Kadir Bey seçiliyor. Biraz araştırdım nasıl biri. Genel olarak aldığım izlenim şu. Çok edilgen bir yapısı var. Yani getir, götür, götür diyebilecek bir kişiliğe sahip. Yani bizim daha önce Zühtü Bey'de gördüğümüz, hayır kardeşim bu karar böyle olacak, diretebilecek bir yapısı yok. Bu bize şunu gösteriyor. Erdoğan hatalarına devam ediyor. Faiz artırmaya neden olan hatalarına. Yani son kalan kurumu da ben otur dediğimde oturacak, kalk dediğimde kalkacak bir başkana teslim edilmiş oldu. Yani bu Türkiye açısından biraz daha kötü. Şimdi adamın hakkını yemeyeyim. Aldığım algı ve tanıyanlardan edindiğim izlenim bu. Umarım hepimizi yanıltır, başka türlü davranır ama zor. Zaten üyelerin çoğu Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir anayasa mahkemesinde iktidara rağmen bir karar zaten çıkmıyordu. Zühtü Arslan Başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi direniyordu. MHP PKK terör örgütüne destek veriyorsun deyip tehdit etti. Bağırdılar, çağırdılar. En son orayı da bitirdiler. Bu şu demek, faizler biraz daha artacak. Biz buradan şöyle zannediyoruz. Anayasa Mahkemesi beni ne ilgilendirir ki diye zannediyoruz halk olarak. Cebinden sen ödeyeceksin. Orada kendi kararı, hukuk çerçevesinde kendi kararını söyleyebilecek bir iradenin olmamasının faturası sana enflasyon olarak dönüyor, ekonomik yıkım olarak dönüyor, yabancı yatırımın gelmemesi olarak dönüyor, iç ülkede hukukun rafa kaldırılması olarak dönüyor ve sen bunu, bütün bunları kapatmak için faiz artırımına gidiyorsun. Faiz artırımı da cebinden ödüyorsun. Çocuğun alacağın ayakkabının parasını başka birine faiz olarak ödeyeceksin. Çünkü o faiz artırımının ekmeğe, suya, peynire, her şeye bir yansıması oluyor ya. O yüzden dediğim gibi umarım bizi şaşırtır ama pek umudum yok. Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı veren isimlerden biriymiş. Doğru bir şey. Çünkü şundan hatırlıyorsan ben burada yayında dedim ki Can Atalay kararı Tayyip Erdoğan'a rağmen alınmadı. Tayyip Bey istememiş olsaydı buna benzer birkaç tane daha var böyle Tayyip Bey'le çok yakın ilişkisi olan isimler evet oyu vermezlerdi ihlal kararına. Tabii Erdoğan atadığı bir isim sonuçta. Evet Erdoğan atadığı bir isim ya. Evet. Orada MHP'nin tavrı vardı ama şimdi Erdoğan tamamen MHP'nin istediği şeye kadar da bırakmamış oldu Anayasa Mahkemesi'ni. Çünkü başka adaylar da vardı. Hem bu Kadir Özkaya'nın seçilmesi sağlanarak hem Erdoğan'ın istediği gibi bir yapı kurgulanmış oldu. Ama aynı zamanda muhtemelen Bahçeli'ye de Devlet Bahçeli'nin talep ettiği oraya da kaptırmamış oldu bir anlamda. Ama yani bu arkadaş kendi başına Can Atalay'a, yani Kadir Özkaya Bey kendi başına Can Atalay'a ihlal kararına evet oy vermiştir diyemem ben. Çünkü az çok kulis bilgilerim var, arka bilgilerim. O karar evet verilmesi gerektiğine dair zaten mevcut iktidarın öyle bir talebi vardı. Yani Erdoğan'ın öyle bir talebi vardı. Ona, o talebe matıf olarak verilmiş bir şeydi ama MHP engelini aşamadıkları için, boyun eğdikleri için o karar uygulanmadı. Evet. Leyla Zana'yı yıllar sonra siyaset sahnesinde görüyoruz. Nevruz'a katıldı ve orada yerel seçimlerle ilgili mesajlar verdi. Mealen diyor ki ne CHP ne de AKP biz kendi irademizi kullanacağız. Yani seçimlerde biz ne istiyorsak onu yapacağız diyor. Sizce bunun seçime etkisi ne olur? Çok ilginç. Ben de izledim bugün Nevruz konuşmasını. Bir kere herkesin Nevruz'u, bayramını tebrik edeyim. Çünkü özel günleri unutuyorum. Çanakkale savaşlarının yıl dönümünde kendime özel bir metin hazırlamıştım Melike. Burada Çanakkale savaşlarında şehit olanlara rahmet dilemek, orada buranın bir vatan olması için canını verenlere minnetimi, saygımı belirtmek üzere. Fakat program bittikten sonra fark ettim ki onu unutmuşuz diye. Sonra baktım yorumlara, ya niye Çanakkale ile ilgili bir cümle söylememişsin diye. Onu da söylemiş olayım. Nevruz'da bir kere şöyle bir şey hoşuma gitti. Hatırlar mısın bilmiyorum. 90'lı yıllar çok problemli geçerdi Nevruz bayramları. Kan gövdeyi götürürdü. Devlet gereksiz engellemeler çıkarırdı. İnsanların sokaklara çıkmasına engel çıkarırdı. Bak ne kadar şu anda herkes bayram kutluyor. MHP de kutluyor, Kürt hareketi de kutluyor. Bugün gördüm Diyarbakır'da yüz binlerce insan meydanda kutladılar. Kendi dilinde eğlencesini yaptı. Başka bir yerde başkaları kutladı. Bu kadar basitmiş. Onlarca yıl boyunca, 80'li 90'lı yıllar boyunca Nevruz kutlayamasın diye yaktılar, yıktılar, insanlara hapse attılar. Ne oluyormuş? Demek ki kutlanıyormuş, bir sorun da olmuyormuş. Şimdi o bayram şeyini ben de izledim. Leyla Zana'nın mesajı bence çok önemli bir mesaj. Yani biz burada aylardır söylediğimiz bir şey. DEM kararı aslında özellikle İstanbul seçiminin netleştirecek bir karar. Şimdi bütün anketler, dikkat ediyorum, sen de görmüşsündür. Ya Ekrem İmamoğlu 2 puan önde, ya Murat Kurum 2 puan önde, değil mi? Yani 5 puan önde, şu 5 puan önde diye bir anket görmedik. Ama genel olarak yorum, kimisi Murat Kurum 2 puan önde diyor, kimisi Ekrem İmamoğlu. Bu aslında 2 puan anketlerin yanılma payı da aynı zamanda. Çünkü anketler öyle derler. %2 artı eksi yanılma payıyla diye verirler. Zaten o %2 yanılma payı. Şimdi belli ki İstanbul seçimi çok şeyde. Kafa kafaya. Bunu belirleyecek olan DEM seçmeni. DEM Parti eğer Meral Danış diyelim ki 8 alırsa Murat Kurum kazanacak. Meral Danış 3 alırsa, bu normal seçim olacaksa, ben diğer kısımlardaki yorum şeylerimi, yani başka oyunlar olabilir dediğim rezervi ayrı tutarak söylüyorum. Normal bir seçim. Hani sandık güvenliği endişesi yoktur, başka bir operasyon çekilmeyecektir. Bundan bağımsız söylüyorum. Eğer Meral Hanım 3 alırsa İmamoğlu kazanacak. Meral Hanım 8 alırsa, 9 alırsa Murat Kurum kazanacak. Şimdi biz aylardan beri, haftalardır bir mesaj, yani böyle bir mesaj gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Kimden gelecek mi? Bir, Selahattin Demirtaş'tan gelecek mi? İki, Kürt hareketinden. Ne o mesaj neydi? Şuydu mesaj, kendi partimize biz oy vereceğiz. DEM isterse bütün seçmenine yakınını, çok büyük bir kısmını kendi partisine oy verdirebilir. Orada öyle bir disiplin var. O yüzden şimdi Leyla Zana bugün bunun ilk işaretini çakmış oldu. İşte biz dedi AKP'de, CHP'de, MHP'de bize baktıklarında acaba biz Kürtlere iyi şeyler mi yapıyoruz ki bunlar bize sesini çıkarmıyor diyorlar. O zaman barışın önünü açmak için, ve bu cümle çok çok önemli, barışın önünü açmak için biz kendi partimize oy vereceğiz diye. Belli ki orada muhtemelen bir şey var. Şimdi bugün daha da ilginci, biz bugün bir şey bekliyorduk hatırlıyorsan. Bugün PKK'nın bir müjdesi, yani PKK liderlerinden Karaylan geçen hafta Nevruz kutlamalarında halkımıza bir müjde vereceğiz demişti. Fakat o müjde gelmedi. Ne oldu? Önce şöyle yorumlar yapılmıştı. Acaba Türkiye içerisinde bir silah bırakma mı ilan edilecek? Sonra az çok orayı bilenler dediler ki bu silah bırakma olsa şey olmaz, müjde olmaz. başka bir şey olur. Peki ne olabilir diye biraz daha araştırdım. Muhtemelen dediler Irak'taki, Suriye'deki, Türkiye'deki Kürtlerle bir birliktelik imzası. Ama bu da gelmedi. O zaman şunu anlıyoruz. Henüz burada bir netlik yok. Yani bugün Leyla Zana'nın verdiği mesajı henüz Demirtaş'tan tam gelmedi. Henüz DEM Partili yetkililerden de tam gelmedi. Leyla Zana'nın onlardan bir farkı var. Leyla Hanım biraz şeye daha yakın. Barzani'ye. Barzani'ye yakın olduğu için Barzani de Erdoğan'la çok yakın. Yani şu anda Kuzey Irak'taki Kürt yönetiminden Barzani Türkiye ile iş tutuyor. Talabani PKK ile iş tutuyor. Şimdi şunu bilmiyoruz ama zannetmiyorum. Leyla Hanım tek başına sadece Barzani üzerinden böyle bir mesaj vermezdi. Yani DEM Parti Leyla Hanım'ı Nevruz kutlamalarında konuşmacı olarak çağırdığına göre vereceği mesajı az çok biliyorlar. Şimdi bu ilk mesaj, kendi partimize oy vereceğiz mesajı Leyla Hanım'la başladı. Şimdi önümüzdeki hafta Demirtaş'tan benzer bir mesaj gelecek mi? Yani biz kendi partimize oy verelim. Onlar şöyle bir politikaya oynuyorlar. Kendi partimize oy verelim, kendi gücümüzü gösterelim ve bu güçle muhtemelen Erdoğan seçimden sonra daha farklı bir çizgiye geçecek. Orada Erdoğan'la bir oturup bu sorunu çözme fırsatını yaratalım politikası yapıyorlar. Peki bu ne kadar işe yarar? Erdoğan'ın da AK Parti'yi kurtarır mı? Asıl bence soru böyle soralım. Bu durum AK Parti'yi kurtarır mı? Eğer DEM gerçekten kendi isteğiyle kendi partisine oy verdirmeye kararlılık verirse Erdoğan'ı İstanbul'da kurtarır. O zaman ben rahat rahat derim ki Murat Kurum'un kazanma ihtimali daha da belirginleşti. Belki de bunu kurmuşlardır. Belki Erdoğan'ın rahatlığı oradan geliyordur. Bu çok dikkat çekmesin diye de böyle ağırdan yapıyor olabilirler. Çünkü ters tepme ihtimali de var. Yani Erdoğan şimdi ne diyoruz? Çok rahat. İstanbul'a uğramıyor, umurunda değil, aldık havasında, sanki bir prosedür. Bak, şimdi emekliye zam yapmıyor, yapmayacağını da söylüyor. Normalde şunu diyebilir. Bakalım, değerlendiriyoruz. İlk fırsatta emeklilerimize bir çıkış yaratacağız. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Hayır dedi, kapattı. Faiz artırımı, bugünkü faiz artırımı seçime bir hafta kala şunu diyebilirdi. Dişinizi sıkın, seçimden sonraki yapabilir. Çünkü bütün ekonomistler öyle bekliyorlardı seçimden sonra. Onu da umursamadı. 3 işte emeklilere böyle banka promosyonları üzerinden müjde falan filan gibi şeylerle işi kapat. Burada şunu anlıyoruz. Seçim bizim önemsediğimiz kadar önemsemiyor. O zaman şuna şöyle yorumlayabiliriz. Demek ki burada bir anlaşma var. Ya da anlaşma yani anlaşmanın olacağından emin diyebilirim. Henüz anlaşma yoktur ama olacağından çok emindir. O anlaşmada DEM seçmenini tamamen kendine çekecektir ve buradan kurumun çıkacağını düşünüyordur. DEM eğer böyle bu mesajları bu bir hafta içerisinde sıklaştırırsa, yani Leyla Zana ile beraber başlayan şeyleri, mesajları ardından Demirtaş, ardından diyelim Bakırhan devam ettirirse bence İstanbul'da Erdoğan'ı çok rahatlatabilir. Burada yeri gelmişken DEM'le ilgili bir şey söyleyeceğim. DEM, geçenlerde Bakırhan'ın Batman'da verdiği bir mesajı dinledim. Türkiye'de kimse değişmiyor. Hiç kimse ders almıyor. Hiç kimse demokrat olmak, sorunları çözmek üzere bir çaba içerisine girmek böyle bir derdi yok. DEM Parti'nin, devletin, milliyetçi toplum, yani milliyetçi siyasetçilerin 30 yıldır DEM'e yaptığını DEM de bugün kalkmış baktım Hizbullah'a yapıyor. Batman'da muhtemelen 3 tane oy fazla alacak. Çünkü Batman'da Hüdapar biraz güçlü. Orada rekabet ediyorlar. Batman'daki Hüdaparlı siyasetçileri Hizbullah üzerinden vuruyor. İşte faili meçhul cinayetlerin bilmem bugünkü temsilcileri ya arkadaş, senin sırtında bir PKK lekesi var. Sen Hüdapar'ı eleştirecek son adamsın. Hizbullah'ı eleştirecek son insansın. Hele ben gördüm Batman'ın adayını. Hüdapar'ın adayı DEM'den çok daha aklı başında konuştu. Çık dedi ki Hizbullah olduğunda ben çocuk yaşındaydım. Çocuktum. PKK olduğunda DEM'in adayı da çocuktu. İkimiz de çocuktuk. İkimizin de bu işlerde suçu günahı yok. Hizbullah bundan 30 yıl önceydi. Ben içinde değildim, dahil değildim. Artık böyle bir örgüt yok. Sen şimdi 30 yıl önceki kapatılmış bir örgütün suçunu o günlerde doğmuş bir çocuğa siyaseten yüklüyorsun ve orada çatışma ortamını biraz daha fişekliyorsun. Bu çok yakışıksız, çok ayıp. Demin şuna ders alması lazım. Yıllardır bu ülkede siz PKK'yla, terörle iç içesiniz deyip ensesinde boza pişirilen bir parti, Batman'da 3 tane oy alacak diye orada ayrımcılık yapması ve oradaki bir şeyi Hizbullah üzerinden vurmaya kalkması en hafif tabiyle ayıptır. Utanç verici bir davranıştır onlar açısından. Sana düşen bölgede toplumsal birliği sağlamaktır. Yarış yaparsın. O 2 puan önde olur. Sen 2 puan. Yani bir de kalkıyorsun. Hani Kürtlük diyordun. O da Kürt. Demek ki Kürt siyasi mesele olduğunda Kürtlük de yetmiyormuş. Batman'daki de Kürt. Demek ki senin derdin Kürtlük değilmiş. Kürtlüğü kullanarak sen bir siyaset alanı kendine bulmaya çalışıyorsun. Öbürü Kürtlüğün dindarlığını kullanarak kendine bir alan bulmaya çalışıyor. Eğer mesele Kürtler kardeş olsaydı sen komşuna katil muamelesi çekmezdin. Demek ki Kürtler de kardeş değilmiş. Seninki de siyasi bir kavgaymış. O yüzden bunu da söylemiş olayım ve en azından eleştirmiş olayım. Umarım bu yanlışları sürdürmezler. Teşekkürler hem size hem izleyicilerimize. Pazar görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Bir aksilik, bir terslik olmazsa pazartesi sabah 8'de buluşmak üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.